Aslında bu şarkı bir incir ağacı şarkısı. Güllerin içindesin, incir ağacısın, gam götürensin, gelin damadın yüreğisin, incir ağacısın, gam götürensin der bu şarkı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filmi vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor filmde. Şener Şen Meltem Cumbul'a dönüp sen Kürtçe biliyor musun diyor. Hayır diyor, bilmiyorum. O zaman niye ağlıyorsun diyor. Bu şarkıyı dinlemeden ağlamamak mümkün olur mu diyor. Şarkının ezgisi zaten başlı başına insanın yüreğinde ciddi bir burukluk yaratıyor. Ve siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bu noktaya gelmemeli. Getirmemeliyiz bu noktaya. Şarkıların tamamı bizim şarkılar. Türkülerin tamamı bizim türküler. Diyarbakır'a gittim, Dengbejleri dinledim. Onların öykülerini dinledim. Onlar bizim kültürümüzün bir parçası. Onları nasıl reddedebiliriz? İnsanları nasıl suçlayabiliriz? Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? Ya 21. yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı bizim şarkımız. Her türkü bizim türkümüz. Şuna bakın değerli arkadaşlar. Ben bunu söylediğim zaman trollerini harekete geçirdiler. Benim için Kılıçdaroğlu'suz kampanyası açtılar. Ya sizin feriştahınız gelse ben susmam kardeşim. Feriştahınız gelse. Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Rengarenk. Ebru'lu olacak. Her şey güzel olacak. Her şey. Her şey kucaklaşacak. Her şey. Barışı getireceğiz bu ülkeye. Huzuru getireceğiz. Herkes türküsünü, şarkısını özgürce söyleyecek. Birbirimize farklı bakmayacağız artık. Bir şarkıdan korkan olur mu? Bir türküden korkan olur mu? Korkmayacağız. Yürekte olacağız. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Adım adım Türkiye'yi 12 Eylül karanlığına sürüklemek istiyorlar. Bir daha ifade edeyim. Ağır ağır Türkiye'yi 12 Eylül karanlığına, bir darbe zihniyetinin egemenliğine sokmak istiyorlar. Ama buradan çıkaracağız Türkiye'yi. Beraber çıkaracağız. Birlikte çıkaracağız. Beraber olduğumuz zaman, birlikte olduğumuz zaman farklılıklarımızı kavga nedeni değil, farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüz zaman bu Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göreceğiz. Nasıl görkemli bir yerlere geldiğini göreceğiz. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Herkes görecek, herkes. Dost da görecek, düşman da görecek. Geçen hafta Erdoğan'ın bir siyasi intikamına tanık olduk. İstanbul İl Başkanımız Canan Hanım'ı mahkum ettiler. Değerli arkadaşlarım, mahkum etmekle kalmadılar, bir de siyasi yasak getirdiler. Yasaklarla, özellikle siyasi tutuklularla Türkiye asla yol almamıştır. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye insanları hapse atmakla bir ülkeye demokrasi gelmez. Demokrasi, herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği bir ortamı yaratmak demektir. Akıl akıldan üstündür. Benim söylemime katılmayabilirsiniz ama beni dinleyebilirsiniz.